Ben Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Gürkan Semiz. Bugün neredeyiz? Bugün Denizli ile Acıpayam ilçesi, Kara İsmailler, Suçatı köyleri arasında yapılacak olan bir barajın alt yataklarındayız şu an. Burada bulunma sebebimiz Tarım Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Denizli Şube Müdürlüğü'nün vermiş olduğu bir proje. Ekimiye Özcan Seçmeni adı verilen bir türümüzün koruma projesi, tür eylem planı projesi çalışmaları için buradayız. Projemiz bu alan muhtemelen büyük oranda su altında kalacak. Ve burada çok lokal olarak bulunmuş, denizimize özgü, çok lokal ölçekte bir endemik türümüz var. Bu endemik türümüzü nasıl kurtarabiliriz, nasıl koruyabiliriz, gelecek kuşaklara, çocuklarımıza bunu nasıl aktarabiliriz amacıyla bugün bu projeyi yürütüyoruz. Ve bu proje için başta bu projeyi destekleyen Tarım Orman Bakanlığımız, 5. Bölge Müdürlüğümüz, Denizli Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Ve bize destekler için de Pamukkale Üniversitesi. Ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Bu proje kapsamında ne yapıyoruz? Biz bu projenin yaklaşık Nisan ayından beri bu projenin çalışmalarını yürütüyoruz. Projemiz dünyada sadece, bu bitkimiz dünyada sadece bu gördüğümüz alanda. Bu küçücük bir alanda, şu dağın eteğinde, şu yamaçta zorunlu olarak kalmış bir popülasyondu, bir birey topluluğuydu. Bu proje bize verildikten sonra biz bu sahada, bu gördüğünüz bu vadinin içerisinde Dalaman Çayı'nın kenarındayız, şu an eteğin kenarındayız. Bu etekteki bütün yamaçları, bitkinin özellikle yayılış gösterdiği bizim serpantin dediğimiz bu kaya formasyonunun içerisindeki alanları, karşı vadideki yamaçları, diğer alandaki yamaçları diğer proje ortaklarımızla beraber taradık. Ve bu bitkinin popülasyonunu sadece burada bilinen, dünyada sadece buradan bilinen popülasyonla birkaç popülasyon daha ne mutlu bize ki bulabildik. Bu anlamda güzel çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi bu projenin de amacı, tür eylem planı diye bir proje yapılacak. Proje şöyle, bu türü korumak için 5 yıllık bir plan hazırlıyoruz. 2019-2023 yıllarını kapsayan. Bu 5 yıllık planla biz bu türü korumak için hangi faaliyetleri yapabiliriz? Hangi paydaşlar bize bu konuda destek olabilir? Hangi kurumlar bu konuda paydaş olabilir gibi toplantıları yürütüyoruz. Toplantımızın birinci kısmını yaptık, sunuş kısmını yaptık. Şimdi ikinci kısmı yapılacak. İkinci kısmında da bütün kamu kurumlarının temsilcileri bir araya gelecekler. Biz bu projeyi yürütürken önemli gördüğümüz, faaliyet gördüğümüz ve faaliyet akış planları içerisinde yapılmasını istediğimiz şeyleri yapmayı planlıyoruz. Nedir bunlar? Mesela doğal popülasyonların korunması, bu alandaki bu önemli türün, korunması gereken türün korunması için hangi stratejilerin geliştirilebileceği, hangi kurumların bize paydaş olarak bu konularda destek verebileceği veya bu sahada yapılacak herhangi bir antropojenik dediğimiz bizim insan etkisiyle yapılacak ikinci bir faaliyette kurumlar arası işbirliğinin sağlanması. Yani Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bu işten haberi olması, Çevre Şehirciliğin de haberi olması, buradaki işletmelerin de haberi olması, belediyenin, kaymakamlığın hepsini. Yani bütün kümülatif herkesi bir araya getiren bir proje amaçlıyoruz. Hedeflerimizi de bu şekilde çizdik. Bu tabii işin bürokrasi kısmı. Bir de işin bilimsel kısmı var. Bu konuda tabii türümüz bizim yeni bir türümüz. Henüz daha Nisan ayında resmi olarak yayınlanmış. Birkaç yıldır türün var olduğunu biliyoruz. Ama resmi yayınlanma süreci dergilerdeki süreçten dolayı biraz sarkmış durumda. Nisan ayında yayınlandı. Ve biz bunun biyolojisinde bazı kısımların eksik olduğunu biliyoruz hala. Yani türün biyolojisini bilmiyoruz. Mesela türün tozlaştırıcısını bilmiyoruz. Türün zararlısını bilmiyoruz. Türün herhangi bir tıbbi veya ekonomik değeri olup olmayacağını bilmiyoruz. Çünkü yeni yayınlandı, yeni bulundu. Bu çalışmaları da biz bilimsel olarak, bilimsel heyet olarak yürüteceğiz. Bundan başka projemizde öngördüğümüz şeyler tabii eğitim faaliyetleri var. Özellikle Acıpayam yöresi lokal ölçekte, sonra Denizli ölçeğinde bu türün tanıtımı, farkındalık yaratılması, özellikle bu coğrafyada yaşayan insanların evet bizim böyle bir türümüz var, bu türümüz bayrak türümüz olabilir. Çünkü gerçekten çok lokal olduğunu anlatmak istiyoruz. Bir de tür eylem planlarının hazırlanış amacı, ortaya çıkış amacı da zaten böyle bir şeydi. Bir tür var, bu tür gerçekten endemik ve tehdit altında. Ama tehdit altında da çok yakın gelecekte ciddi bir potansiyel var tehlikesi durumunda. Yani şöyle, birçok türümüz var tür eylem planına çıkan, tür eylem planı yapılan. Ama bu hemen yakın gelecekte yok olma riskiyle karşı karşıya. Yani şu an bu röportajı çektiğimiz alan, ayaklarımızın bastığı yer sular altında kalırsa, ilk projemiz bize verildiği zaman, bu lokaliteyi biz kaybettiğimiz zaman bitkiyi tamamen kaybediyorduk. Ama biz yeni çalışmalarla işte yeni lokaliteler bulduğumuz için buralarda bitkilerin popülasyonlarını biliyoruz. Bunların sayımlarını yapıyoruz. Artı dünyada yeni bir koruma metodu olan intersüsü dediğimiz bizim yerinde ve doğada korumadan hariç bir de yakınında koruma diye bir strateji var. Biz bunu yapmayı hedefliyoruz bu projeyle. Ne yapacağız? Bu bitkileri buralardan alıp yakın alanda su
tehlikesi olmayacak, baraj tehlikesi olmayacak alanlarda bu bitkiyi korumak istiyoruz. Bu bitkiyi oraya taşımak istiyoruz. Yani genel amaçlarımız bu proje çerçevesinde bunlar. Evet, doçent doktor Serdar Gökhan Şenol, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı. Tür yeni bir tür. 2018 yılında basıldı, yayına çıktı. Fakat 5 yıllık hikayesi olan bir tür esasında. 2013 senesinde Sami Soydam Sandalcık Barajı ekolojik değerlendirme rapor süreci sırasında bizden böyle bir üniversitemizden talep oldu ve biz ekip olarak Doktor Volkan Eroğlu ile birlikte bu alanın ekolojik değerlendirme rapor sürecine başladık 2013'te ve bir yıllık bir çalışma yürüttük. Bu çalışma sırasında vadinin özellikle Dalaman Havzası'nın biyolojik çeşitliliğini bildiğimiz için alanın tür potansiyelinin yüksek olacağını tahmin ediyorduk. Ve ilk geldiğimiz günden itibaren bu arazi ilginç çünkü 3 farklı kayaç tipinin farklı tipte kayanın birleşim noktası olduğu için dedik ki tür doğurabilir ve nitekim ikinci arazi olmadan biz türü yeni tür olabilecek potansiyeldeki bu bitkiyi elimize almıştık ve daha sonra arazideki bu ekolojik değerlendirme süreci bitti. Biz ilgili firmaya, bu da Türkiye'nin önemli enerji yatırımları yapan firmalardan bir tanesi, raporlarımızı sunduk. Konuyu üstlendiklerini, kabul ettiklerini ve ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını bize ilettiler. Ve bunun üzerine biz arazi çalışmalarına başladık ve türle ilgili ne yapabiliriz'i tartıştık. Alanın öneminden biraz bahsedeyim. 400'e yakın tür tespit ettik baraj sahası içerisinde ve bunun yaklaşık 30 tanesi endemikti. Yani buraya özgüydü. Bir tane de yeni tür bulduk. Ve bunların tamamının tohumlarını biz gen bankasına gönderdik. Çünkü baraj sahası sular altında kaldığında bu türleri kaybetme, popülasyonları kaybetme potansiyelimiz olduğu için. Bitki de tam 300 ile 680 metre aralığında barajın tam dolum sahasının altında kalıyordu. Ve biz firmayla yaptığımız görüşmelerde firma barajın yavaşlatıldığını, konunun çözülmesi gerektiğini, bunun bakanlığa iletilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduk. Ve süreç böyle ilerledi. Farklı yollardan biz bölge müdürlüğüne, Milli Parklar Şefliğine ve Ankara'ya genel müdürlüğe konuyu iletmeye çalıştık. Ve bunun sonucunda acil bir eylem planı olması gerektiği hem bölge müdürlüğü tarafından hem Denizli Şube Müdürlüğü tarafından tutanak altına alındı. Ve tür henüz daha yayına basılmadan önce bir tutanakla tür eylem planı yapılmalıdır kararı alındı ve bizim dergide makalemiz basıldığı anda bu tür eylem planı Pamukkale Üniversitesi'ne eylem plan projesi olarak verilmişti. Onlar da oradaki öğretim görevlisi arkadaşlarımız ve ekip olarak zaten projenin başından beri çalışan ekip içerisinde biz olduğumuz için bu bilgi birikimini bir eylem planına dönüştürmek ve bunu bir yazılı metine dönüştürmek adına hızlı hareket edebileceğimiz için birlikte çalışma kararı aldık. Ege Üniversitesi'nden ben doktor uzman Volkan Eroğlu ve iki tane yüksek lisans ve doktor öğrencimle birlikte Pamukkale'deki ekiple bir araya gelerek Nisan ayından bugüne kadar arazide yeni çalışmalara imza attık. Geçmiş çalışmaları da bu eylem planının altlı olarak ele aldık. Çünkü biz 5 yıldır bu türle beraber hareket ediyorduk. Türün ne yapabileceği konusunda, türü kurtarabilir miyiz, türü taşıyabilir miyiz konusunda bir fikrimiz oluşmuştu. Şimdi baraj sahalarında veya bu tarz alanlarda bütün dünyada yeni bir strateji olduğu biliniyor. Türü taşıyabiliriz diyorlar ama her türünde taşınabilme potansiyeli var mı yok mu bunu bilmemiz gerekiyor. Biz bununla ilgili biraz ön deneme yaptık ve burada başarı elde ettik. Çünkü şansımız şuydu, bitkinin toprak altında depo kökleri vardı ve biz bu depo kökleri bitki çiçek açma periyodundan önce taşırsak başarıyı elde ediyorduk. Çok yıllık bir bitkiydi. Yalnız bir şanssızlığımız vardı. Bitki uzun yıllar yaşamasına rağmen hayatı boyunca bir kere çiçek açıp tohum bağlayıp ölüyordu. Bu bir strateji esasında ama 8-10 yıl toprak altında kalan bitki 10 yılın sonunda çiçek açıp ölüyor. Bu yüzden toprağın altında ne kadar birey var, toprağın üstünde gördüğümüzün daha fazlası toprak altında var, bunu biliyoruz. Şimdi yeni hedefimiz
bu eylem planının 5 yıllık süreci içerisinde nasıl kurtarabiliriz? Özellikle bu tipin veya buradan tanımlandığı noktanın popülasyonunu bir başka alana nasıl taşıyabiliriz stratejisini geliştirmek. Dediğim gibi ön çalışmalarımız var ama bunu başaracağımızı biliyoruz. En azından türü yaşatabildiğimizi biliyoruz. Yeni bulduğumuz popülasyonlar da buna destek olarak türü geleceğe taşıyacak umut var, görüş içerisindeyiz. Ama dediğim gibi önümüzde uzun soluklu bir çalışma var. Bu çalışmayı inşallah bu 5 yıl artı bir 5 yıl içerisinde bunu tamamlayarak barajın da enerji yatırımının da eğer bilim ışığında yapılırsa, doğru şekilde hareket edilirse gerçekleştirebilecek olgular olduğunu, her şeyin doğayı tahrip etmediğini, bilimin gösterdiği yoldan kaçmamak gerektiğini anlatacak önemli bir proje esasında. Ve diğer bundan sonra yapılacak enerji yatırımlarına veya diğer yatırımlara, sadece enerji değil bu herhangi bir yatırım olabilir, diğer yapılacak yatırımlara da ışık tutacağı ve önderlik edeceği düşüncesindeyim. Merhabalar, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Opsiyonundan Volkan Eroğlu, öğretim görevlisiyim. Bu türün ilk koruma çalışmalarından itibaren, daha doğrusu bu alanla ilgili ilk yapılan çalışmalardan itibaren içerisindeyiz. Ve alanla ilgili ilk gördüğümüz şey oldukça hani ön tanımlamaların biraz daha az oldu ve 400'e yakın bir tür bulduk ve bunlardan bir tanesi yeni tür olarak düşündük. Ve bu türle ilgili yaptığımız morfolojik çalışmalar, ölçümler, daha sonra arkadaşlarımızın yaptığı yine moleküler çalışmalar sonucunda ve türün korunması amacıyla hani baraj altında kalacak sonuçta taşıma çalışmalarını gerçekleştirdik. Ve 3 noktaya bu türün taşınmasını yaptık. Bu süreç içerisinde hani türün zaten şöyle bir durumu vardı. Yeni tanımlayacağımız türün. Bu tür monotipik endemik. Yani sadece Türkiye'den bilinen bir cinsti. Ekimia bormülleriana ismindeki bir cinsti ve Salda Gölü'nden biliniyordu kaydı. İkinci türü Acıpayam'daki bu baraj sahasında bulunca ve bu türün de tamamı baraj altında kalacağını görünce şöyle bir karar aldık hocamızla. Yani bu tür zaten önemli bir tür. Türkiye için önemli bir tür. Ve önemli bir kişinin ismini vermemiz gerekiyordu. Benim en son doktor hocam, işte Serdar Hoca'nın da yine doktorantlığını yapmış hoca olan Özcan Seçmen'in ismini bu türe uygun gördük. Çünkü Özcan Hoca'nın şöyle bir katkısı vardı Türkiye'ye. Türkiye'nin bütün sulak alanlarını teker teker gezmiş, çalışmış ve bununla ilgili ciddi anlamda en kapsamlı eseri çıkarmış kişiydi ve bilim dünyasında oldukça saygın bir yeri vardı. Ve baraj altında kalacak, yani yine yapay bir sulak alan altında kalacak bu bitkiye Özcan Hoca'nın ismini vermeyi uygun gördük ve bunu bir an önce korumamız gerektiğini hani biliyorduk. İsmini yaşatalım, hani en azından sulak alanlara değer veren bir kişinin yapay bir sulak alan altında kalan bitkiyle en azından özdeşleştirelim ve bu konuyu biraz daha vurgulayalım diye. Sulak alanlarımızın farklılığı, yani barajları göllere, gölleri çöllere, çölleri vahalara çeviriyoruz. Buna bir parmak basalım diye türün ismine Ekimia Özcan Seçmeni olarak vermeyi uygun gördük. Dediğim gibi bu süreç içerisinde birçok arkadaşımız çalıştı. Sadece buradaki ekipten ekibin dışında, hani bu tür eylem planının dışında çalışan arkadaşlarımız da oldu. Ve ciddi bir emek sarf edildi bilimsel anlamda. Ve hala eksiklerimiz var. Bu tür eylem planıyla birlikte yapacağımız çalışmalara biraz daha katkı bulabileceğimizi biliyoruz ve farklı paydaşların da gireceğini biliyoruz. Biz biyologlar olarak yapacağımız bir türle ilgili korumada sadece türün hayat hikayesini ortaya koyuyoruz. Asıl koruma işlemini yapacak kişiler milli parklar, bunun dışında Orman Bakanlığı ve diğer paydaşlar, devlet su işleri vesaire birçok kurum giriyor türün bulunduğu alana göre. Bu paydaşların hepsini bir araya toplayıp
bu konuyla ilgili bilgilendirme yapıp ve 5 yıl içerisinde bizim de eksiklerimizi bilimsel anlamdaki yani birçok işlem yaptık ama geri kalan eksiklerimizi de tamamlayarak bu türün korunması ile ilgili hem biyolojik anlamda bütün hayat döngüsünü çıkararak hem de idari anlamda bütün kurumları bir araya toplayarak gerçekten nadir ve tamam baraj altında neredeyse kalacak türün korunmasını gerçekleştirmek. Bunu yaparken de interstitü dediğimiz bir koruma yöntemini kullanacağız. Tür çünkü yaptığımız denemelerde baraj alanı dışarısında yine yakın bölgelerdeki serpantin dediğimiz kayaçlarda ve hani uygun habitata yerleştirdiğimizde hayatta kalabiliyor. Biz bunu yaptığımız o 5 senelik süreç içerisinde gördük. Daha sonraki çalışmalarda bunun aktarılabileceği, bu kurumların ne kadar destek verebileceği, bu kurumların bunun ne kadar sahipleneceği konuşulacak ve 5 yıllık bir eylem planı içerisinde hem biyolojisi hem de koruma çalışmaları tamamlanacak diye düşünüyoruz.